Dem Parti'nin bazı yöneticileri sizi rahatsız eden açıklamalar yapabilir ama siz milyonlarca Dem Parti seçmenine ayrımcılık yapamazsınız. Bu hanımefendi de bunu yaptı. Biz de bu nedenle Dem Parti dediği 3-5 tane yöneticiden ibaret değil ki ya. %10 küsur oy almış bir parti. Nereden bakarsan bak 6 milyona yakın insan bu partiye oy vermiş. Öyle değil mi? Bütün bir de İsmail'in dediği gibi bile olsa hani milliyetçi Afyon'da milliyetçi seçmen var. Yani Bunu ya söyleyerek bütün partinin alacağı oyları da zedeledi. Olabilir yani Afyon'da iş, Afyonda oy. işe yarayacak bir söyleme olabilir ama baştan faül. Tabii. Yani şöyle sen bir kamu yöneticisi olarak kimseyi ayırt edemezsin. Dem Parti'ye oy verene de işit hizmet götürmek zorundasın. CHP'ye de AK Parti'ye de. Yani bu bu senin si siyasi duruşun olmalı. Senin sosyal demokrat çizgin bu olmalı. Bir taraftan suçluyorsun, AK Parti diyorsun, e, şeylere e, kendisine oy vermeyenlere hizmet Bilmiyorum. götürmüyor diyorsun. E, aynısını sen mi yapacaksın şimdi? Dem Parti'ye hizmet götürmeyeceksin, Güda Par'ı oy verene götürmeyeceksin, diğerlerine mi götüreceksin? Bu açıdan bile siyaseten yanlıştır bu. Yani Dem Parti meselesinin ötesinde e, ayrımcılıktır bu. Ayrımcı bir dildir. Sadece kınamakla geçiştirilecek bir bakış açısı da değil. Derhal CHP'nin sert bir tutum göstermesi gerekiyordu. Ben İmamoğlu'nu da takdir ettim. Gerçekten doğru söyledi. Ya gitsin kendine bir iş bulsun ya da başka parti bulsun. Hatta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Partisi'ne davet doğru. etmiş. Evet. Bence hiç düşünmesin. Bir daha zaten seçilemez. Orada İpek zaten... Özbey'e konuşmuş. Tam da bu konuyu sormuş. Ümit Özdağ'ın davetini sormuş İpek. E, demiş ki ben CHP'liyim başka partiye geçmeyi düşünmüyorum. Ya, o, o meseleye de gelince ben şahidim. E, bir İsmail'in de benim de, de yakından tanıdığım biri Kemal Kılıçdaroğlu'na efendim işte ya kadınlara görev verin bari falan diye işte <laughs> grup başkan vekilliği şu bu mecliste şu görevlere kadınlar gelsin vesaire diye böyle kim olur kim olur diye ismini rastgele buldukları bir isim. Yani öyle şey kara kaşına kara gözüne bakıp ya kadın görevlendirelim vesaire derken seçtikleri oraya o, o grup başkan vekilliği görevine getirdikleri bir isim. Yani öyle şey de değil yani. Ya koskoca grup başkan vekili olmuş siyasi donanımı, siyasi background'ı acayip biri olduğu için de orada değil yani. Tamamen tesadüf. Ya işte kadınları öne çıkarın, kadınları görevlendirin falan diye Kemal Bey'e bir tavsiyede bulunuyor. Kemal Bey de o sırada ee, hanımefendinin Yazalım ismini derken. listeye yazıyor. Gerçekten yani bizzat biliyorum. Mevzunu nasıl şimdi e, oradaki kişinin zor durumda kalmaması için e, ismini söylemiyorum ama ya böyle gelişmiş bir şey. Şimdi ya hakikaten bakın. Ya da onu yazdım ben. Ya 89'daki yerel seçimler gibi bir sonucun ortaya çıkması mümkün bu seçimde. Yani ekonomik koşullar, e, iktidarın durumu, işte yoksulluk, et kuyrukları, ekmek kuyrukları, şunlar bunlar. Böyle bir ortamda gümbür gümbür muhalefetin bütün belediyeleri kazanması lazım. Ama bu beceriksiz bu tür beceriksizlikler yüzünden biz hala Hatay iktidara geçer mi? Antalya iktidara geçer mi falan diye ihtimalleri konuşuyoruz. Hala İstanbul'da İmamoğlu mu kazanır, Murat Kurum mu kazanır ihtimallerini konuşuyoruz. Halbuki İmamoğlu'nun böyle silip süpürerek kazanması gereken bir ortam var. Ama İmamoğlu ne yapsın ki yani? Burada bir taraftan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yarışıyor. Bir taraftan da arkasında partisinde böyle şeyler yaşanıyor aday belirleme sürecinde hepimiz buradan bu işten anlayan, siyaseti takip eden insanlar Özgür Özel'e şunu söyledik. Ya parti içi küskün yaratmayın. Kurultay hesaplaşmasını bırakın. Yani partinin birliğini, beraberliğini bozacak aday tespitlerinden vazgeçin. Kendinize yakın isimleri şuralara şuralara getirirseniz sonucunda parti içinde değişik grupları küstürürsünüz onların desteğini kaybedersiniz falan diye burada naçizane görüşlerimizi dile getirdik, düşman ilan edildik. Halbuki tablo bu. Yani bu, bu CHP içindeki hizipleşmenin, gruplaşmanın en önemli sorunlarından biri de bu işte hanımefendi ismi. biri. Evet. Anlattı işte Afyon'da, Kastamonu'daki adayın Afyon'a gitmesi sırasında nasıl düşüp bayıldığını tepki göz... Yani bir değişimci gelmiş, bir Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı bir milletvekilinin olduğu bir ortamda ne işi var? Düşünebiliyor musun? Yani bu bunu, bunun bunun e, vebali de çok ağır. Yani